Merhaba arkadaşlar. Tekrardan beraberiz. Tandem ikinci denememizle beraberiz. Başlıyoruz. 15. sorudan itibaren kimya sorularına. Böyle bir grafik vermiş bana. Grafik vermiş bana. İyonlaşma enerjisi, atom numarası. Şöyle bir tepe yapmış burada. Bu tepe 1A, 2A, 3A, 4A olabilir. Yani 2A'ya denk gelebilir. Veya 4A, 5A, 6A, 7A. Burası 5A'ya da denk gelebilir. Bu tepe yaptığımız yerlerde küresel simetri vardır. Küresel simetri. Bunu bir kenara not edeceğiz. Küresel simetri. Küresel simetri ne kazandıracaktı bana? Kararlılık. Kararlı olduğu zaman ne olacaktı? İyonlaşma enerjisi artacaktı. Yani elektron koparmak ne olacak? Zor olacak. İyonlaşma enerjisi nedir? Elektron koparmak için harcadığım enerjidir. Bakalım baş grup, yani A gruplarından bahsediyor. X, Y, Z elementlerinin birinci iyonlaşma enerjisi atom numarası verilmiştir. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Kesinlikle doğrudur. Y elementi küresel simetri özelliği gösteriyor. Kesinlikle doğrudur. Tepe yapmışım. Z elementinin periyot numarası X, Y'den büyüktür diyor. Bu yanlıştır. Eğer periyodun büyük olsaydı ta bunun da altına kadar inmeliydim. Yani en alta kadar inmeliydim. Z ve T elementleri periyodik cetvelde P bloğunda bulunur. Bu kesinlikle doğrudur. Güzel soru olmuş işin doğrusu. Doğru cevabım D olacaktır. Neden öyle olacak? 1, 2 olsa, 2 olsa bu nereden itibaren devam edecek? 3A'da. 5A olsaydı nereden devam edecekti? 6A'da. 3A'da da olsam, 6A'da da olsam bunlar nedir? P bloğundaki elementlerdir. 15. soru için doğru cevabım ne oldu? D şık oldu. Evet, 16. sorudayız. Aynı sıcaklıkta, yani ne olacak? T eşit olacak. Aynı sıcaklıkta. İki ayrı kapta bulunan H2 ve O2 gazlarının yoğunlukları eşittir diyor. Yoğunlukları eşittir. Yani burada başka bir şey vermemiş. Buna niceliklerin hangisi H2 gazında O2 gazına göre kesinlikle daha büyüktür diyor. Şimdi yoğunlukları eşittir. Yoğunluk dediğim şey neydi? D eşittir. M bölü V. M bölü V. O zaman şöyle yapalım. Kabataslak bir şey düşünüyorum. Yoğunlukları eşittir diyor. Şöyle yapalım. O zaman burayı ben eğer şöyle yapalım. 1 litrelik bir kap seçsem, 1 litrelik bir kap seçsem, burası da 1 litrelik bir kap olsa, buraya ben 2 gram hidrojen gazı atmış olsam, buraya da ne kadar atmalıyım? 2 gram O2 gazı atmalıyım ki D eşittir M bölü V olsun. D eşittir M bölü V olsun. 2 bölü H'ın H2'nin MA değeri ne olacak? MA değeri 2'dir. O2'nin MA değeri nedir? 32'dir. 2 bölü 2'den burada kaç molüm var benim? 1 molüm var. 1 molüm var. 1 litrede 1 mol var. 2 bölü 32'den 1 bölü 16 molüm var. Şimdi o zaman ne diyorum ben? Kütleleri aynı, yoğunlukları eşittir diyor. 2 bölü 1'den, 2 bölü 1'den kesinlikle daha büyüktür. H2 gazında O2 gazına göre kesinlikle daha büyüktür diyor kütleleri. Şöyle yapalım. Şimdi 2 gramla ben bu söylenen yoğunluğu ayarlayabildiğime göre kesinlikle büyük olması gerekmez kütlenin. 2 gramla yoğunluğu eşit tutturabiliyorum. Peki basınç? Ben ne biliyorum? Param varsa ne rahat diyorduk, hatırlayın. Sıcaklık aynı burada. Sıcaklık aynı. Hacim aynı. Basınç neyle orantılı oldu? Molle orantılıdır. Almasam bile buradaki 1 mol, buradaki 1 bölü 16 mol, her türlü buradaki mol daha büyük olacağı için basıncı daha büyük olacaktır. H2'deki. Birim hacimdeki molekül sayısı daha büyük olacaktır. Molekül sayısı mol ile orantılıdır. Mol ile orantılı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Kesinlikle doğru olan 2-3'tür. Farklı değerler vererek siz kendiniz de bunları farklı değerlerle ispatlayabilirsiniz. Evet, 17. sorudayız. Atom numarası 23 olan vanadyum elementinin elektron dizilişinde, yani 23'ü çizmek istiyorsam, 23'ü çizmek istiyorsam 17. sorudayız. 17. sorudayız. Bir kere 20'ye kadar olan kısmı çok iyi biliyor olmalıyız. 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p6, 4s kare. Bak buraya kadar ezberleyeceksin. Şurası nedir? 20'dir. 3d3. 3d3. Geldim buraya kadar. Bundan sonrakini yorumlayalım. Ne diyor bana? L eşittir 0 olan. L eşittir 0 demek S orbitali demek.
S orbitali. Bunu bileceksin. Elektron sayısı. S orbitalinde 2, 2, 4, 6, 8. Demek ki burada ne olacaktır? Orbitalindeki elektron sayısı 8 tane olacaktır. Bunu hallettik. ML eşittir 1 olan. ML eşittir 1 demek. Yani P orbitali de olabilir bu. P orbitali de olabilir. D orbitalinde de olabilir. Yani P orbitalinde burada kaç elektronum var benim? 6 tane elektronum var benim. 6 tane elektronum var. Burada 6 tane elektronum var benim. Şöyle yapalım. Burada da 3 tane elektronu var. Şimdi P orbitalinde şöyle bir şey gösterelim. P orbitalinde ML değerim eksi 1, 0, artı 1 olabilir. Burada bir orbital, bir orbital, bir orbital. Bunlar dolu olduğuna göre ML1 olan o 6 taneden 2 tanesi. O 6 taneden 2 tanesi. Buradan 2 elektron geldi. Buradan 2 elektron geldi. Buradan olabilir dediği için bir elektron gelebilir. Yani şu 5 tane elektronum var. Pardon, orbitalim var. D orbitali 5 tanedir. D3 olduğuna göre buraya 1, buraya 1. Şimdi eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 yaptım. Bu da burada olabilir. Çünkü hangisine koyduğumun bir önemi yok. Yönleri önemli. Olabilir dediği için hani burası şıklara bir göz atıyorum. Yani garanti 4 olacak. Bunu da saymış. 5. Bunun içinde ne diyorum ben? 5 diyorum. M ise 1 bölü 2 elektron sayısı. Şimdi 20'ye kadar olan kısmı hallettim. 20'ye kadar olan kısmı. 20'ye geldi. 20'ye kadar olan kısmı. Kaç tane elektronum var benim burada? 20 elektron. Yarısı artı 1 bölü 2. Yarısı eksi 1 bölü 2. Buradan kaç tane geldi? 10 tane geldi. Bu 3'ü de aynı yöne bakıp artı 1 bölü 2 almış olsam 13 olabilir. 13 olabilir. Yani 8, 5 olacak. 8, 5 olacak. Bir de 13 olacak. Aradığım en fazla dediği için. Şimdi B şıkkına da odaklandım. Bu da olabilir dedim. Şurayı kaçırmıştık okurken. Yani bunlar aşağı yönlü olursa bu üçlüsü. Ama en fazla dediği için doğru cevabı ne olacaktır? 17. soru için A şıkkı olacaktır. Evet, buyurun 18. sorudayız. Metil alkol oksijenle yanmış. Şimdi denklem verilmiş. Vallahi burada yazmışlar. Denkleştirilecektir. Dikkatli olacağım. Karbon bir tane burada bir olacak. Karbon bir tane. Hidrojen burada 4 olduğuna göre 2 olacak. 2 olacak. 2 daha 4 tane. 4 tane. Bir tane burada olduğuna göre bunun kat sayısı kaç olacak? 3 bölü 2 olacak. 3 bölü 2. Bakalım 16 gram. CH3OH. Baktım. Bunu ne yaptım? 12. 3 1 daha 4. 16 ile topladım. MA'sı ne çıktı bunun? MA'sı 40. Ne yaptı burası? 20, 12 daha 32 yaptı. MA'sı 32 yaptı. O2'nin de MA'sı nedir? 32 gramdır. Katsayısı kaç bunun? 1. Bunun katsayısı kaç? 1,5. Yani şöyle burası 16 gram var. 16. Burası ne kadar? 16 gram var. Elimdeki miktarlarım bunlar. Elimdeki miktarlarım bunlar. Şimdi şöyle bir düşünelim. Hangisi sınırlayıcı bileşendir? Hangisi bitecek? Yani bakıyorum 1 mole 1,5 mol. 1,5 mol. Yani şimdi şöyle yapalım. Bunun 1 molüne karşılık, 1 molüne karşı katsayılardan bahsediyorum. Buradan ne kadar tepkimeye girmiş? 1,5 mol tepkimeye girmiş. Peki bundan ne kadar var? Yarım mol var. Yarım mol var. Bunun yarım molüne karşılık bundan ne kadar? Bundan yarım mol var. Daha az girecek var mı? Var. O zaman şöyle yapacağım. Bu soru işareti eşittir. Soru işareti eşittir. 0,5 bölü 1,5 oldu. Bakalım. Bununla bunu çarptım. Bununla bunu çarptım. Evet. 0,5 bölü 1,5 ne oldu burası? 1 bölü 3 mol oldu. Demek ki buradan tepkimeye girecek miktarım ne kadar benim? 1 bölü 3 mol. Peki bu girdiğinde ne kadar ısı açığa çıkmış? 65 kilo kalori ısı açığa çıkmış. Yani 1 bölü 3 mol tepkimeye girdiğinde 65 kilo kalori ısı açığa çıkmışsa 1 mol girdiğinde ne kadar çıkacak? Peki 3 katına çıkmış. 3 katına çıkar 180, 195. 195 kilo kalori ısı açığa çıkacak. Ama yanma entalpisi dediği için yanma entalpisi nedir? Eksidir. Azot gazının yanması hariç eksi 195 kilokaloridir. 18. sorunun cevabı C şıkkı oldu. 19. sorudayız. Bir reaksiyonun gerçekleşmesi için yukarıdakilerden kaç tanesine ihtiyaç yoktur diyor. Kaç tanesine ihtiyaç yoktur?
Eşik enerjisini aşmaya yeterli kinetik enerjiye ihtiyaç vardır. Yeterli kinetik enerjim olmalıdır. Buna ihtiyaç vardır. Uygun doğrultu ve yönde çarpışma. Buna ihtiyaç vardır. Uygun doğrultuda ve yönde çarpışma olacaktır. Bunlar kinetik teori zaten. Bağın kırılması ve oluşması, buna ihtiyaç vardır. Ya bağ oluşmalı bir şekilde. Yani kırılması da gerekir. Artansız tepkime gelecek madde miktarı, mesela bu denge tepkimelerinde her zaman artan vardır. Yani illa bitmesi gerekmiyordur. Tepkimenin homojen olmasına gerek yoktur. Gerek yoktur demiş. Vallahi önemlidir. Dikkatli ol. Soru kolay gibi olabilir ama gidip 3'ü işaretlersen yazık olur. Doğru cevabın B'dir. Şöyle yapalım. Şöyle bir bilgi verelim. Şurası bir bilardo masası olsun. Bak şimdi. Bilardo masası. Dikkatli ol. Amerikan oynadığını düşün. Burada delik var. Bilmeyenler için böyle bir açıklama da yapalım. Şurada bir tane yeşil topum var. Burada da mavi topum var. Ve sen şuradan ıstakayla bu mavi topa vuruyorsun. Şimdi bir kere iki tane şey lazım bana. Bir, vurduğun zaman mavinin yeşile yetişmesi lazım. Yetişmesi demek yeterli kinetik enerji olmalı. İkinci şartım da rastgele vuramazsın. Yani alıp kafadan, bilmeyenler için söylüyorum, yeni oynayanlar için. Şöyle vurduğun zaman gelip buraya değdi, buradan çarpıştı. Ama çarpışınca buraya girmeyecek ki. Yani bunun içinde diyorum ki uygun doğrultuda çarpışması gerekir. Nasıl ki ayar çekiyorsa Semih Saygıner bu işlemleri yaparken, vururken en uygun açıyı bulup onun kimyadaki karşılığı uygun doğrultu ve yönde. Bunlara biz ne diyoruz? Etkin çarpışma diyoruz. Etkin çarpışma olmalı. Bak, enerjisi olmalı ki yetişsin. Çok yavaş vurdum, burada durdu. Olmaz. Deliğe girmeyecek, yani ürün olmayacak. İki, uygun şekilde bu çarpışmalar olmalı. Yani ayar yapacaksın, uygun yerine vuracaksın. Bir de bağ kırılması, bağ oluşması mutlaka gerekir ki yeni bir ürün elde edeyim. Kimyasal bir tepkime için konuşuyorum. 19. sorunun cevabı B şık oldu. Buyurun 20. sorudayız. Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi ters sinir olarak gerçekleşmesi beklenmez? Şöyle yapacağız. Ters sinir tepkime dediğim şey, ters sinir aslında bir denge tepkimesidir. Yani minimum enerjiye eğilim bir tarafa çekerken maksimum düzensizliğe eğilim de diğer tarafa olursa denge tepkimesi olmayı beklerim. Ama böyle olmak zorunda değil kesinlikle. Yani ikisinin de aynı yöne gittiği tepkimeler vardır. Bu tarz bir soru gördüğün zaman senin aklına minimum enerji, maksimum düzensizlik gelecek. Yani ikisinin farklı yönlerde etkiyor olması gerekir. Ona dikkat edeceksin. Yani minimum enerji bir yöne doğru çekerken maksimum düzensizlik de farklı bir yöne. Bak, şunlara dikkat edeceksin. Buyurun, bunlara göre şıkları bir deleyelim. Neler var elimde? Delta H büyük sıfırsa ısı buradadır. Minimum enerji ısının olduğu yöne doğrudur. Minimum enerji buraya doğrudur. Sıvı daha düzensizdir. Maksimum düzensizlik buraya doğrudur. Bu denge tepkimesi olur, beklenir. Isı buradadır. Minimum enerji buraya doğrudur. İşte gaz var burada. Burada 1,5 mol gaz var. Maksimum düzensizlik buraya doğrudur. Bu beklenir. Bakıyorum. Delta H küçük sıfır ise ısı nerededir? Buradadır. Isı buradadır. Bakıyorum. Küçük sıfırdır. Evet, delta H'im. Şöyle yapıyorum. 2 mol olduğu için maksimum düzensizliğin bu tarafıdır. Maksimum düzensizlik. Isıya doğru. Minimum enerji buraya doğrudur. Beklerim. Bakıyorum, ısı burada, minimum enerji buraya doğru. Min. Isı ürünler girenlerde olduğu için girenlere doğrudur. Burası 1,5 mol. Maksimum düzensizlik de buraya doğrudur. Yani girenlere doğrudur. İkisi aynı yönde olduğu için ters sinir olmasını beklemem. Isı burada, işte minimum enerji buraya doğrudur. Gaz burada, maksimum düzensizlik 1,5 mol burada. Maksimum düzensizlik buraya doğrudur. Bunun da denge tepkimesinin olmasını beklerim. Buyurun 21. soruya geldik. Sodyum, demir, hidrojen, gümüş, bakır elementlerinin standart indirgenme potansiyelleri aşağıdaki arasındaki ilişki şeklindedir. İndirgenme. O zaman yükseltgenmeye bakacak olursam, yükseltgenmeye niye bakıyorum? Çünkü kimin daha aktif olduğunu buradan bulabilirim. Yani sodyum büyüktür demir, o da büyüktür hidrojen, o da büyüktür bakır, o da büyüktür gümüş. Aktiflik sırası bu. En aktif olanı sodyum,
En kolay bu elektron verir. Hangisi yanlıştır? Bence bunun mantığını iyi bilin. Na çubuk demir 2 sülfat çözeltisine daldırıldığında Na artı iyonlarını oluşturur. Mantığım şu olur. Aktif metal pasif metale göreceli olarak elektron verebilir. Yani verir ve bu tepkime kendiliğinden gerçekleşir. Sodyumundan daha aktif olduğuna göre buna elektron verir. Na iyonları oluşur. Bu doğrudur. Yanlışın peşindeyim bu arada. Ag çubuk HCl çözeltisine daldırıldığında H2 gazı açığa çıkar. Bu yanlış işte. Aradığım cevap bu. Ag çubuk buna elektron veremez. Çünkü H Ag'den daha aktif. Cu çubuk HCl daldığında Cu çubuk kütlesi değişmez. Doğrudur. Bu buna elektron veremediği için kütlesi değişmez. Doğrudur. F çubuk HCl çözeltisine daldırıldığında H iyonları azalır. Doğrudur. Çünkü demir daha aktif olduğu için buna daldırdığım zaman H artıları H2 gazına dönüştürecektir. F çubuk Ag'nin çözeltisinde aldığı Ag artı iyonlarını indirger. F çubuk da burası çıkmamış arkadaşlar. Küçültmek istemedim işin doğrusu. Bu da doğrudur. 21. sorumun cevabı B şık oldu. Buyurun 22. soruya geldik. Kalsiyum karbonat tuzu için 50 derecede kaçeçe değeri vermiş bana. 25 derecede kaçeçe değeri vermiş. Şimdi geldim şöyle bir düzgün şekilde şunu yapalım. 50 derecede. Şöyle yapalım. Kalsiyum karbonat katısı. Bilmeyenler için şöyle bir hazırlık olsun. Kalsiyum ve karbonat. Eğer bunun çözünürlüğüne ben S dersem burası da S olur, burası da S olur. KÇÇ değerim ne olacaktır? KÇÇ kalsiyumun derişimi ve karbonatın derişimi olacaktır. Bunlara S dersem S çarpı S'ler ne olacaktır? S kare. 50 dereceye geldim. 50 dereceye geldim. Biraz işlem var burada. S kare. Molaritedir bu. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 olmuş. Evet. S ne olacak? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molardır. Çözünürlüğü. Nerede? 50 derecedeki çözünürlüğüm bu. Peki sıcaklığı düşürmüşüm. 25 dereceye getirmişim. 25 dereceye geldiğim zaman 25 dereceye bu kez de S kare neye eşit olacaktır? 10 üzeri eksi 10. S ne olacaktır? Şöyle yapalım. 10 üzeri eksi 5 molar. Şunu düzenlersem burası eksi 4 olacak. Kim yazdıysa bunu buraya. Buradaki S ne olacak? 20 çarpı 10 üzeri burayı büyüttüm bir basamak. Eksi 5 molar olacak. Şimdi bak 20 olan değer kaç olmuş? 1 olmuş. 1 olmuş. 10 üzeri eksi 5'leri ayarlamak için. Yani sıcaklık artmış. Çözünürlük ne olmuş? Azalmış. Bu nasıl bir tepkimedir o zaman? Egzodur. Egzotermiktir. Çünkü burada ısı olmuş olsaydı, bu sıcaklığı arttırmış olsaydım, dengem sola kayacaktı ve çözünürlüğüm azalmış olacaktı. Bunu vermiş bana. 50 derecede hazırlanan 10 litrelik çözelti 25 derece soğutuluyor. Burada doygun demesi çok çok önemli. Çözebileceğimin maksimumunu çözmüşüm. Şimdi bana molaritede ne vermiş? 10 litre. Şimdi o zaman S1 diyelim buna, S2 diyelim buraya. S1 buydu. Molarite neye eşittir? M bölü V'de miydi? Peki molariteyi biliyorum. Bunu V ile çarparsam molü bulurum. M1 ne olur? M1 dediğim değer 10 ile çarptım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 ile çarptım. Bir sıfır şöyle yapalım. 20 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol oldu. Burada da N2 eşittir. 10 ile çarptım. 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol oldu. Soğuttuğum zaman yani 50 dereceden 25 dereceye soğuttuğum zaman ilk durumda bu kadar mol çözülmüştü. İlk durumda çözünen miktarım bu. İkinci durumda çözünen miktarım bu. Bak bunlara dikkat et. Eğer soğutursam bu aradaki fark kadar maddem ne yapacaktır? Dibe çökecektir. Çöken madde miktarım ne benim? Bundan bunu çıkardım. 20'den 1 çıkardım. 19 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol madde çöktü. Dipte oluşan katıyı çözmek için 25 derecedeyim. Kaç litre su ilave edilmelidir? Şöyle, bunun çözünürlüğü neydi zaten 25 derecede buydu. Bunun anlamı ne? S2 şu demek değil miydi?
1 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. Molar yerine mol bölü litre yazarsa, o zaman bu kadar molü çözmek için, bu kadar molü çözmek için 1 litre suda bu kadar mol çözülüyor. Şöyle yapalım. Bu ikisini birbiri cinsine yazmak için 1 litre çözelti diyelim. Ne kadar? 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol çözünüyor. O zaman kaç litre çözeltide? Şunu da 190 yapalım. 10 üzeri eksi 5 mol çözünür. Evet, bu orantıyı kurmam lazım. Bu 19'du, 190 yaptım burayı. 190 katına çıkmış. 190 katına çıkacak. O zaman aradığım cevap ne olmalı? 190 litre olmalı. Yani evet, bayağı bir işlem var. Bence durdurup bir kere bunu dinlemelisin. Sert soru olmuş 22. soru için konuşursam. 22. sorumun cevabı C şık oldu. Buyurun 23. sorudayız. İlk bakacağım şey burada ne var? V var. V var ise bu nedir? Bir pildir. Önemlidir. Başka ne olabilir? Eksi artı olabilir şöyle. Artı eksi. Tekrar testlerinde çok var. Bu ne olur o zaman? Elektroliz olur. Peki hangi şartlarda? 1 molar, 1 molar. Çok güzel. O zaman standart şartlardayım. Çok güzel. Yani burada kullanacağım E pil için formülüm şu olacak. E anot artı E katot. Yani Ernst eşitliğine burada gerek yok. Molarların 1 ise. Al var, H var. Bakır iyonum da yok burada. Bunun yükseltgenmesi 1,66. Bununki eksiymiş, bununki sıfırdır. Pil sistemi için hangileri doğrudur diyor. Benim tekniğim şu. E yükseltgenmesi büyük olan aktiftir. Yani bana böyle vermese bile ben bunu bulacağım. Bak bunu bulacağım. E yükseltgenme değerine bakacağım. O aktiftir. Şimdi burası E yükseltgenme olacağı için, yani aktif olduğu için, şurası ne oldu? Anot oldu. Hatta benim neydi mantığım? Anot aktif olandı. Aktiflik pilinde A'lardan yola çıkarak bunu söylüyordum. Yani burada Al olacak anot tepkimem. Katotta peki bakır var mı? Yok. Bakır olmadığı için hidrojen iyonları indirgenecektir. Yani şöyle yapalım. Şu soru için konuşuyorum. Yani Al artı 3 olacak ve 3 elektron verecek. Hidrojen artı da 2 elektron alacak. Hidrojen gazına dönüşecek. Bunların toplanabilmesi için önce bu elektron sayısının ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Yani şurayı 3 ile, burayı da 2 ile çarpmalıyım. Ne oldu? 2 çarpı Al katısı artı 3 ile 2 çarptım, kaç oldu? 6 hidrojen oldu. İşte 2 çarpı Al artı 3 artı 3 çarpı H2 artı ısı. Bütün pil tepkimeleri nedir? Egzotermiktir. Bunu buraya yazabilmelisin. Önemlidir. Yani girenlerde 6 hidrojen var. Şurası biraz çirkin çıkmış. Şurayı bir düzeltelim. Evet. 6 hidrojenim çıkmış. Tamam. Bununki neydi? 1,66. Bununki de 0,00'dı. E pilim de ne çıktı buradan? Artı 1,66'dır. Pil için hangileri doğrudur diyor. Pil potansiyeli budur. Yanlıştır. Bak burası tehlikeli bir soru. Şöyle bir şey söyleyeyim. İndirgenmesi büyük olan indirgenir. Yükseltgenmesi büyük olan yükseltgenir. Normalde bunun indirgenmesini beklerdim. İndirgenmesi beklenir. İyi de kabın içinde şöyle bir iyon yok ki indirgensin. Cu artı 2 yok. Eğer olmuş olsaydı kabın içinde, burada bir yerde Cu artı 2 olmadığı için indirgenemiyor. Dikkatli. B kabında zamanla pH artar. Çok güzel. B kabında H artı iyonlarım H2 gazına dönüşüyor. Bu doğrudur. Çünkü B kabında H artılar azalıyor. H artılar elektronlar alarak H2'ye dönüşüyor. H artılar azaldığı için pH artar. Doğrudur. Sıcaklık azaltılırsa, nerede o sıcaklık? Ürünlerde. Azaltılırsa denge sağa kayacaktır. Pil potansiyeli artar. Doğrudur. Yani dengeyi sağa kaydıran faktörler, E pili ne yapacaktır? Arttıracaktır. Önemli bilgidir. Hangileri doğrudur? 2 ve 3 doğrudur 23. soru için. Bunun 24. sorudayız. Denklemi
Verilen tepkimenin ileri yöndeki hız sabiti KI 4, geri yöndeki hız sabiti KG 1'dir. O zaman KI ve KG'yi biliyorsam KC değerim neydi zaten? K ileri bölü K geri. Ne yapacağım? 4 bölü 1'den bana aslında kaç vermiş? 4'ü direkt vermiş. 1 litrelik kap. Direkt 1 litreyi büyük bir şekilde buraya yazacaksın unutmamak için. Bunu yap böyle. 2 mol H2. Tepesine yazdım. 2 mol. 2 mol Cl2. 2 mol. Ve 2 mol HCl. Bulunan sistem ile ilgili aşıklardan hangisi yanlıştır? Peki bunun için KI'yi bulalım. KI herhangi bir andaki veya QE dediğimiz şeyi bulacağız. Yani Q'yu bulalım. Ne olacak o zaman? QC diyelim buna. QC diyelim. HCl'nin karesi. HCl'nin karesi bölü H2 çarpı Cl2. Hacim 1 olduğuna göre mollerle derişimler aynıdır. 2'nin karesi bölü 2 çarpı 2. Yani buradan kaç çıktı? 1 çıktı. Yani benim bulduğum QC küçüktür ne çıktı? KC. Sistem dengede değildir. Doğrudur. Yanlışı arıyorum. KC 4'tür. Bunu zaten buldum. Şimdi dengede değilse bunun dengeye gelmesi için bunun ne olması lazım? Büyümesi lazım. Büyümesi için bu ne demektir zaten? Ürün bölü giren demektir. Böyle bir kesirin büyümesini istiyorsam ürünün artması lazım, girenin azalması. Ürünün artması demek dengenin sağa gitmesi demek. Ezberlemek yerine bence bu mantığı iyice oturtursan çok daha iş görebilir. Yani ürün bölü giren olduğuna göre QC ürünün artması gerekir. Ürün nasıl artabilir? Benim dengem sağa kayarsa. Devam edelim. Denge ürünler lehine yürümektedir. Bunu anlattık. İleri tepkimenin hızı azalmaktadır. Mükemmel bir soru. Yani şuraya mükemmel bir soru. Şu denemeleri çözmemde en etkili test yani bilgilerden biri de bu. Şimdi denge ürünlere kayıyor ya. Denge ürünlere kayıyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle bir yerde dengeye gelecek. İleri hız azalarak dengeye gelecektir. V ileri. Geri hız azalarak artarak dengeye gelecektir. V geri. Demek bak ileri hız daha büyüktür. İleri hız daha büyüktür geri hızdan. Ancak ileri hız azalarak geri hız da artarak herhangi bir yerde dengeye gelmiş olacaktır. Çok çok önemlidir. Buraya yıldız atıyorum. İyice anlamalısın. Ben bu kadar anlattım. Dengede geri tepkimenin hızı ileri tepkimenin hızından fazla olur. Yani bu yanlış zaten. Denge nedir zaten? İleri ve geri hızların birbirine eşit olduğu yerdir. Kalkıp cevabı bulabilirsin ama her soruda bu kadar kolay olmayabilir. Şu öncülü arkadaşlarınla tartışacaktın. Tartışacaksın derken fikir alışverişinde bulunacaksın. Burayı da dinleyeceksin. Oturması lazım. Çok basit gibi gözükür ama basit değildir değerli arkadaşım. Evet 24. soru için doğru cevabım ne oldu? E şık oldu. Geldik 25. sorudayız. X, Y, Z orbitallere dağılımı verilmiş. Çok güzel yapmış. MEP tekrar testinde 11. sınıflar için onları gözden geçirseniz çok iyi olacak. Böyle bir soru vermiş ama dağılımı işte güzel yapmamışlar. Çözdüğünüzde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bulmaca gibi olmuş ama soru özünde güzel ama dizaynı biraz sıkıntılı. Hangisi yanlıştır? X ne olmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Atomlar arası kaçtır bunun? 12'dir. 2, 4, 5, 6, 7. Bunun atomlar arası kaçmış? 7'ymiş. 2, 4, 6, 7, 8. Bunun da atomlar arası kaçmış? 8'miş. Yani bu hangi grupta oluyor? 2, 6, 6 A'dadır. Bu nerededir? 2, 5, 5 A'dadır. Burası da nedir? 2 A'dadır. Ve normal orbitallerle de bunu yapabiliriz. X elementi sp hibritleşmesi yapar. Şöyle yapalım. 3s kare ve 3p 0. Şimdi eğer ben biraz sert olmuş burası. Eğer ben 2a'daki bir elementin bağ yapısını orbital teorisiyle açıklamak istiyorsam kaç tane yarı dolu orbitali olduğuna bakacağım. Şimdi şu haliyle baktığım zaman
yarı dolu orbitali yok ki. Ama ben biliyorum ki bağ yaparken açığa çıkan enerji buradan bir tane elektronun buraya gitmesini sağlayacaktır. Burada bir elektron, şurada da bir elektron. İşte bir tane S'de, bir tane de P'de olduğuna göre bunlar ne hibritleşmesi yapacaktır? SP. Yani 2A, 2A hangi hibritleşmeyi yapıyor? SP yapıyor. 3A neyi yapıyor? SP kare yapıyor. 4A, 5A, 6A'da SP 3 hibritleşmesi yapıyor. Tekli bağlar ise, tekli bağ yapmışlarsa, ikili üçlü bağ varsa burası değişecektir. Dikkatli olacağım. Burası doğru oldu. 25. soru için. Y elementi 3 bağ yapar. Y 5A grubunda olduğuna göre 3 bağ yapar. X ile Z. XZ bileşiği oluştururlar. Evet, 2A'daki bir elementle 6A'daki XZ yapar. Buradaki X artı 2 olur. Buradaki Z eksi 2 olur. Metal ametal iyonik bağ yapacaktır. Kaçıncı soruyum şu an? 25. soru. Üçü de aynı periyottadır. Bunu zaten görebilirsin. Bu 3. periyottadır. 3. periyottadır. Bunlar 2. periyottadır. Yanlış oldu. Y ile Z arasında oluşan bileşik kovalent bağlıdır. Y ile Z 5A 6A ametal olduğuna göre ametal arasında kovalent bağ oluşur. 25. sorumun doğru cevabı D şık oldu. Buyurun 26. sorudayız. Amonyak, metan moleküller için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? NH3. Şöyle yapalım. NH3'ün bağ yapısını kontrol ederken ne buradadır? 3 tane hidrojen bağlanmış, 3 tane hidrojen bağlanmış. Bağ yapmamış, 2 tane elektronu var. CH4'ün bağ yapısı, C merkezdedir. 4 tane de hidrojen bağlanmıştır. 4 hidrojen bağlanmıştır. Merkez atomun etrafında bağ yapmamış elektronum yoktur. NH3 polar bir moleküldür. Burası apolar bir moleküldür. Hatta şöyle bir şey de söyleyelim. Bunun bağları da polardır. Bağlar da nedir? Polardır. Bunun bağları ise polar iken kendisi nedir? Apolardır. NH3 polar, CH4 apolar moleküldür. Kesinlikle kim polar, kim apolar bunları çok çok iyi bilmen lazım. NH3 CH4 karışımında tanecikler arasında dipol indüklenmiş dipol etkileşim bulunur diyor. Dipol NH3 için, indüklenmiş dipol CH4 için doğrudur 26. soru için. NH3 molekülünde bağlayıcı elektron çifti sayısı, demek bağ yapan demek. Daha fazladır, yanlıştır. Bağlayıcı elektron çifti NH3'te, bağlayıcı elektron çifti 3 iken bunda bağlayıcı elektron çifti 4 tanedir. Yanlış oldu. Her iki molekülde de merkez atom sp küp hibritleşmesi yapmıştır. Doğrudur. Çünkü Weber gösterimi AX3E, CH4'ün AX4'tür. Doğrudur. 26. soru için doğru cevabım C şık oldu. Evet, buyurun son sorumuzdayız. Saf X tuzun 25 santigrat derecedeki çözünürlüğü 4 mol litre su olduğuna göre. Şimdi çözünürlük için şunu söyleyelim. Tehlikeli sorudur. Dikkatten kaçabilir. Çözünürlük için dediğim şey, çözünürlük doygun olmalı. Bir, doygun olacak. Doygun durumu ifade eder. Doygun olacak. İki, çözücü olacak. Çözücü. Burada da çözünen var. Çözücü, yani suyu baz alacağım. Su. Aşağıda çözelti yok. Bak şurada çözelti yok. Gözden kaçırmamalısın. 25 derecede 1 litre suda en fazla 4 mol X çözünür. Bunu tarif etmiş. Bu kesinlikle doğrudur. 4 mol. Suda çözülmesi sırasında çözeltinin hacmin değişimi ihmal edilmeyecektir. Güzel. Tamam. 25 derecede 1 litre doygun X tuzu çözeltisinde 160 gram X vardır diyor. Yanlış burası. Şöyle ki 4 mol demek 160 gram demek. Kabul. Ama bu 160 gram 1 litre doygun çözeltide değil. 1 litre suda çözülmüştür. Şuradaki hikaye odur. Dikkatli ol. 40 derecedeki X tuzunun molar çözünürlüğü 4 mol bölü litreden büyüktür diyor. Şimdi kesinlikle bunu söyleyemem. Çünkü bunun endomu, egzomu olduğunu bilmiyorum. Bilmediğim için bunun grafiğini çizdiğin zaman böyle mi gidiyor yoksa böyle mi geliyor bunu bilmiyorum. Sıcaklık artışı bunun çözünürlüğünü, şurası çözünürlüktür. Burası sıcaklıktır.
artırabilir de azaltabilir de. Bunu bilmediğim için kesinlik olarak bir şey diyemem. 27. soru için doğru cevabım A şıkkı oldu. Böylece ikinci denememizin de sonuna geldim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.